Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkürler. Hafta sonu birbirinden kritik maçlar oynandı. Hemen gün gün giderek maçların sonuçlarını konuşmaya başlayalım. Cuma günü İzmir'de Altın Ordu ile Osmanlı Spor yenişemediler. Altın Ordu 1-0 öne geçti daha maçın başında ama Osmanlı Spor uzaktan bulduğu iki tane golle bir anda 2-1 öne geçti. Tam maçı kazanmaya yakındı ama yine Kemal Rüzgar sahneye çıktı. Kemal Rüzgar Altın zaten. Klasik bir an oldu yine. Nasıl buldun iki takımın mücadelesini? Altın Ordu eğer bu maçı kazansaydı çok rahatlayacaktı ligde kalma yolunda. Aradaki farkı 3 maçın üstüne çıkarıyordu neredeyse. Osmanlı Spor için ise alt sıradaki takımların puan kaybettiği haftada değerli bir 1 puan oldu. Deplasmanda neler söylersin? Biz Altın Ordu'dan galibiyet bekliyorduk. Altın Ordu zaten bu maçı eğer kazansaydı çok rahatlayacaktı. Berabere kaldı. Şu anda puan farkı 7. Yani düşme hattındaki 16. sıradaki takımla. Adana Spor'un bir maçı eksik bu akşam oynanacak. Aynen. Erzurumspor'la oynayacak ama yine de Altın Ordu için sıkıntı devam ediyor. Ama diğer takımlara göre Altın Ordu biraz daha rahat durumda. Yani hem puan olarak hem de oyun olarak. Çünkü en azından oyuncular daha iyi durumdalar. Çünkü Osmanlı Spor'un kadrosuna baktığımız zaman sıkıntılı. Çok Adana Spor sıkıntılı zaten. Onu da söylüyoruz. Bolu Spor zaten büyük sıkıntıda. Oraya da geleceğiz. İki takım da bence birbirini yaktı gibi ama yine Altın Ordu daha rahat olduğu için Altın Ordu açısından en azından biraz daha sıkıntı yok. Ama Osmanlı Spor'un zaten ekstra 3 puanlar alması lazım deplasmanda. Bir de eksi 3 puanı var. Bir de eksi 3 puanı var zaten, o büyük sıkıntı oldu. Zaten iç sahada da kesinlikle kazanması gerekiyor. Artık bir puan da kurtarmıyor Osmanlı Spor'u. Yani açıkçası Osmanlı Spor aslında bu maçta 2-1'de öne geçtikten sonra son dakikada yemesi onlar adına kötü oldu. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Daha doğrusu cumartesi günü oynanan maçların sonuçlarına. Yılmaz Vural yönetiminde Akhisarspor ilk galibiyetini aldı. Yılmaz Hoca 3. maçında ilk galibiyetini almış oldu. Hatayspor, lider Hatayspor cepten yemeye devam ediyor. Ki Bayram Toysal'la çok yüksek ihtimal yollar ayrılacak gözüken o. Ben görevde kalacağını düşünmüyorum. Ben sen bunu ne diyorsun bilmiyorum ama Hatayspor bu maçta çok kötü oynadı. Özellikle Akhisarspor bana göre ön alanda müthiş bir hücum presi uyguladı. Hatay'ı çıkarmadılar yani sahasından. Özellikle Erhan Çelengin attığı gol mükemmeldi. Bu yarına sonun orada kontra ataktaki organizasyon harikaydı. Evet. Topuyla topu durdurdu. Erhan öyle net bir penaltı kullanır gibi vuruş yaptı. Neler söyleyeceksin? Çok kötü oynadı bence Hatayspor. Sence oyuncular da mı hocanın gitmesini istiyor? Çünkü Hatayspor İlhan Palut döneminde hiç böyle değildi. Tamam, hoca zaten beğenilmiyor Bayram Toysal. Taraftarla da problemleri var ama Hatayspor'lu oyuncular da sanki oynamak, yani nasıl desem sana, hocayı istemiyorlar. Bu hocayla beraber olmak istemiyorlar. Bir de yine ilginç kadro tercihleri oldu. Sadi yedek kaldı. Yusuf Abdüoğlu 11'deydi. Tabii Diop hiç yoktu. Özür diliyorum. Sadi yedekti. Yusuf 11'deydi ama Soner Örnek oynadı onun yerine. Evet. Dame Diop yoktu. Aynen. Ben onu anlayamadım neden yoktu. 2 gol de Mirkan'dan geldi. Caner Hüseyin Bağ yine yedekti. Nasıl buldun iki takımın mücadelesini? Şimdi şöyle söyleyeyim, hani sen diyorsun ya oyuncular oynamak istemiyor gibi. Aslında öyle değil. İlhan Palut varken de bu takımın kadrosuna takviye şarttı. Özellikle forvet hattına şarttı. Bir de orta sahaya şarttı. 8 numaraya şarttı. 8 numara, ben bunu hep söylemiştim. Bir de Barbosa'nın kesinlikle ilk 11'e dahil olması lazımdı. Şimdi geçen hafta ilk 11'deydi. Bu hafta yine yedekti. Ben bunu anlayamadım. Ya Barbosa hiç arka arkaya hiç 11'de başlamadı bu sezon. Yani iki maç üst üste başladı bu sezon ilk devrede biliyorsun. Ondan sonra zaten kesinlikle yedek kulübesine hapsoldu. Zaten Dama Diop kapalı bir kutu forvetti biliyorsun. Onu söylemiştik. Daha böyle ön planda bir oyuncu alınması gerekiyordu ki bir tane forvet yetmiyor, iki forvet lazımdı. Çünkü Bokila da gidince bir forvet yetmiyor. Bayram Toysal'ı zaten ben beğenmiyordum. Bunu geldiği zaman da söylemiştim. Hatayspor'un zaten ben hani zirvedeki yerinin garanti olmadığını hep söylüyordum her hafta. Taraftarlar buna tepki gösteriyordu bana ama onlar da şu anda oyunu gördüler. Hatayspor bence birinci sırayı kaybedecek gibi duruyor. Benim düşüncem o yönde. Akhisar'da kritik bir galibiyet aldı. Şu an tam playoff sırasına girdi. Hayata döndüler. Hayata döndü 32 puanda. Bir de zaten takım çok zor gol atarken bu maçta 3 gol atması yani onlar için de iyi oldu. Bir de ilk yarıda 1-0 geriye düştükten sonra bir anda 3-1. 35 dakikada 3 gol buldu. İlk yarının zaten sonunda 3-1 oldu maç. Aynen. Ondan sonra 3-2 oldu ama Hatayspor eşitliği sağlayamadı. Akhisar'ı tebrik ediyoruz. Yılmaz Vural da siftah yaptı. İlk galibiyetini aldı. Maçtan önce de biliyorsun Hatayspor taraftarıyla Yılmaz Vural arasında güzel bir diyalog oldu ama sözler belki de biraz komik oldu. Zaten söylemiyoruz onu. Klasik Yılmaz Vural. Hani aynen. Sempatikliğini konuşuyor. Aynen. Akhisar'ı tebrik ediyoruz. Çok kritik bir galibiyetti. Hatayspor'un da artık toparlanması lazım.
Ama şu anda o teknik direktör krizi bence takımı çok kötü etkileyecek. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Bolu Spor yine kazanamadı. Kendi evinde Ümraniye Spor'u ağırladı biliyorsun ve kazanamama serisi 13 haftaya çıktı. En son içeride Keçiören gücünü yenmişti. O da zaten bizim galibiyet beklediğimiz maç biliyorsun. Aynen öyle. Bolu Spor şu durumdaki Ümraniye'yi bile yenemiyorsa kimi yenecek? Öncelikle sana onu soracağım. Ümraniye'yi şu açıdan diyorum. Ya Ümraniye Spor hedefi yok gibi duruyor şu an bence. Ne diyorsun bilmiyorum ama sen de bunu çok söylüyorsun. Yok zaten yok. Emircan gitti, Ümraniye Spor bitti gibi bir hali var. Aynen. Bolu Spor 85. dakikaya 1-0 önde girdi. Hani 85. dakikaya kadar. Hı-hı. Ama şu durumdaki Ümraniye Spor'a karşı bile skoru koruyamadı. Hı-hı. Ki Bolu Spor'un ligde kalması için de kesinlikle galibiyete ihtiyacı vardı. Nasıl buldun iki takımın oyunu? Bence Ümraniye Spor oynadığı oyuna göre bir puan, büyük bir kazan. Çünkü Ümraniye Spor bu maçta çok ruhsuz oynadı bence. Ne dersin? Şimdi şöyle söylüyorsun, hani soruyorsun bana. Diyorsun ki Ümraniye bile yenemedi. Ama Bolu Spor ondan da kötü. Ümraniye Spor kötü, Bolu Spor ondan da kötü. Ya sen şunu mu demek istiyorsun? Bolu Sporlu oyuncular ne kadar istese istesin kapasite bu mu? Aynen öyle. Zaten bunu sezon maçında söylüyoruz. 3. haftada söyledik. Sanki oyuncular lig bitmişti. Hani bitsin de gidelim havasında. İşte bunu görüyoruz. 13 haftadır kazanamıyor. Takım dibe vurdu. Bir taraftarın da bize yorumu vardı. Bolu Spor taraftarı geçen haftaki programımız için yazmıştı. Bolu Spor 8 tane transfer yaptı. Bunu bahsetmiyorsunuz diye. Biz bunu zaten söyledik, dedik ki Bolu Spor'un almış olduğu oyuncuları hepsini toplasan bir oyuncu etmez demiştik. Yani hepsi yetersiz oyuncular. Gelen forvet zaten yetersiz. Kıdriç zaten bir gol harcadı. Erzurumspor maçında kaçırdı. Bu maçta kaçırdı. Zaten Bolu Spor'un sezon başında yani devre arasına girmeden söylemiştik. Dedik ki forvet hattında Pupon var. Yani Pupon varken bile en azından bir forvet daha lazım demiştik. Pupon zaten şimdi sakatlandı. Pupon sakatlandı. Onun yerine gelen oyuncu zaten yetersiz. Pupon'dan da yetersiz. Bir tane geldi. Yetersiz olunca ne oluyor bu sefer? Senin elinde hiç forvetin yok gibi oluyor. İki tane değil, üç tane neredeyse forvet lazım sana. Ya orta sahaya da takviye gelmedi. Kanatlarda oyuncu yok. Ya Bolu Spor'un kadrosu zaten sıkıntılı. Başkan da zaten garip garip açıklamalar yapıyor. Osman Özköy'ün elinde zaten malzeme yok. Ona hiçbir suç atmaya da gerek yok. Osman Özköy'ü ben biliyorsun, hani Bolu Spor'a geldiğinde şunu söylemiştim. Osman Özköy'ü her zaman elinde iyi oyuncularla çalışmış bir hoca bu ligde, TFF 1. ligde. Hangi ligi, hani hangi takıma gitse bu ligde hep iyi kadrolar kurdurmuş bir hoca. Osmanlı'da, Denizli'de, Erzurum'da. Aynen. Hani o takımlara o bıraktı. Hani belki de yönetimler onu yolladı ama o takımlar hep lige çıktı o sezonlarda. Aynen. Başarı yaptı sonuçta. Ama burada elinde hiç malzeme, ya malzeme yok. Sporun kadrosu çok zayıf. Çok zayıf. Zaten sezon başında bunu söyledik. Çok zayıf. En az dedik 5-6 transfer şart demiştik devre arasında. Evet. Zaten gelen oyuncular da çok etkisiz oyuncular. İyi oyuncular gelmesi lazım demiştik. Gelmedi. Bolu Spor bence küme düşmenin bir numaralı adayı Eskişehir'le beraber şu anda. Rakibe baktığımız zaman da zaten Nazar'la Emircan gittikten sonra ben bunu söylemiştim. Playoff şansı zor. Sen de zaten bunu dile getirdin. Emircan zaten takımın %70'iydi. Her şeyiydi. Aynen. İki takım da birbirini yaktı demiyorum. Bolu Spor kendini yaktı. Ümraniye Spor zaten düşmez. Ama playoff'a da kalamaz. Zor. Ya Ümraniye Spor playoff'a kalabilirse de ihtimal 6. ve son sıra. Ya yok, Ümraniye Spor'un da zor gözüküyor. Zaten yönetim anlayışı biliyorsun nasıl. Zaten dile getirmeye gerek yok. Yani bu şekilde gidelim, düşmeyelim, çıkmayalım da orta sıralarda gidelim mantalitesinde. O yüzden Ümraniye Spor'da da bir şey olmayacak gibi duruyor. Zaten biliyorsun Muammer Oktay'larla bu iş olmaz. Muammer Oktay Giresun'da sen Erdem Seçkin'le karşı. Pardon, Erdem Seçkin'le karşı. Hasic'de evet. Maçta oyuna girdi. Hasic'de oyuna girdi. Hasic'de zaten söylemiştim ben. Hani yetersiz oyuncu zaten. Hani Beşiktaş'ın zaten onu oraya göndermesi hani belli ediyor kendini. Menemen Spor Eskişehir Spor maçına geçelim. Menemen Spor tam 5 hafta sonra kazandı bu maçı. Aynen. Eskişehir Spor da 5 haftadır yenilmiyordu biliyorsun. Eskişehir Spor'un gençleri bu maçta direnç gösteremediler diğer haftalara göre. Hı hı. Menemen Spor'da da Samet Ali ilk golünü attı Menemen Spor'da. Sikiru da ilk golünü attı. Aynen, o da ilk golünü attı, sonunda golünü buldu. Hüseyin Çolak da Ali Özgün bu maçta tam pivot santrafor gibi iyi servislerde bulundular. Hı hı. Benim dikkatimi çeken nokta Ali'nin bu maçta yedek kalmasıydı Menemen Spor'da. Ali bu sene çok iyi performans sergiliyor ama bu maçta kulübedeydi. Hı hı. 90'da girdi hatta sonlarda. Evet. Nasıl buldun iki takımın mücadelesi? Menemen Spor bir anda yeniden playoff yarışında hani ümitlendi. Hı hı. Neler söylersin? Eskişehir taraftarları bize çok teşekkür ettiler. Geçen haftaki yorumlardan dolayı biz de onlara teşekkür ediyoruz. Onu söyleyeyim baştan da. Çünkü çok yorum yazmışlardı. Aynen. Onları dile getirmemiz lazım. Menemen Spor kazandı. Onlar da biraz buhrana girmişlerdi. Hatta hani Alsa'ya doğru inecek demiştik biz biraz da. Keçiören gücüyle beraber. Ama bu maçta biraz kapalı kutu görmüştük. Şimdi Eskişehir de puan alabilir demiştim ben biliyorsun. Tam dişine göre bir rakipti ama Menemen Spor çok iyi bir oyun sergiledi. Özellikle hücum hattında. Kanatlar çok iyi işledi bu maçta. Zaten maç 2-0 olunca tamamen koptu.
3-0, 3-1 oldu. Ondan sonra zaten Eskişehir de tamamen oyundan kopmuş durumda oldu. Zaten Eskişehir genelde bu sezon başa baş götürdü, her maçta puan aldı. Zaten genellikle 0-0 götürüp hep rakibi terse yatırıp maçı 1-0 kazandı biliyorsun. Aynen. Keçiören gücüyle Bursa maçları. Menemen Spor'u tebrik ediyoruz. Eskişehir'de zaten iç sahadaki maçlarda kesinlikle hata yapmaması lazım. Deplasmanlarda alacağı her puan zaten bonustu. Bunu söylemiştik. Önümüzdeki haftada zor bir maça çıkacaklar. Hatay'la bakalım nasıl bir maç olacak. Menemen Spor'u tebrik ediyoruz. Pazar günü oynanan maçlara geçelim hemen. Keçiören Gücü Ankara'da kendi evinde Altay'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Açıkçası maçta hakem hataları damga çok vurdu. Büyük. Keçiören Gücü oyun olarak kesinlikle çok iyi oynadı. Evet. Öncelikle tebrik ediyorum. Aynen ama öyle. Keçiören Gücü'nün attığı ikinci gol %100 offside. Bir adım önde Abdülkadir Kuzey. Kuzey savunmanın önünde pas geldiği anda. Bir adım önde. Aynen. Ali Tam Doğan'ın da maçtan sonra hakemlerle ilgili ver yansını oldu. Madem hani Süper Lig'de var niye burada var yok diye. Yine benim sözüm. Aynen öyle. Sezon başından beri diyorum. Bir lige geliyorsa var, bütün liglere gelmesi lazım. Keçiören Gücü iyi bir futbol oynadı. Evet zaten Altay çok etkisiz kaldı bu maçta. Kapel olsun, Leandrin olsun. Payşao'nun ayağına top bile değmedi. Samet onu resmen erdi yokken ben Keçiören Gücü zorlanabilir diyordum savunmada ama Samet Akaydın muazzam oynadı. Ya, top değdi, ayağına top değdi ama pozisyon anlamında değmedi. Hep aynen orta öyle. Sahada. Direkt püskürttüler ama hakem hatası damga vurdu. Yan hakem orada net offside'ı kaldırmadı. Sen neler söyleyeceksin? Keçiören Gücü de bir anda Menemen Spor gibi playoff için yeniden ümitlendi. Evet. Nasıl buldun iki takımın oyunu? Şimdi Keçiören Gücü golü buldu. 2-0 gol offside'di. Açık ve net. İkinci gol offside'di. Aynen. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim. Maç 1-0 gidiyordu. O gol gelmese bile Keçiören Gücü yine gol atacak gibiydi. Ya sanki maçı alacak gibi evet, duruyordu. Altay'da Tatos da oyuna girdi ama onda da bir maç eksikliği vardı. Vardı. Ayağına gelen topların hiçbirini tutamadı. Aynen. Altay'ın gol atması gerçekten zordu. Yani pozisyonu üretemiyordu. Tamam geliyordu. Sağ tarafa pas işte oradan bir bindirme falan ama Payşoğa zaten içeride hiç topla buluşamadı. Hep 18 çizgisinin dışında aldı topları. Zaten yana pas, geriye pas yaptı. Samet onu hava toplarında bayağı bir ezdi. Aynen. Zaten Payşoğa biliyorsun genelde hava toplarında çok etkili bir oyuncu değil. Aynen. Daha çok yerdeki toplarda etkili ama yerden de top alamadı. Pozisyona giremedi. Ya yani gol offside olmasa gerçekten yani o gol gelmese bile Keçiören Gücü ile 2'yi bulacak gibiydi ki 2-0'dan sonra da çok net kaçırdığı goller vardı biliyorsun. Karşı karşıya 2 tane pozisyon kaçtı. Cem Ekinci'nin aşırtmasını, kaleci sonunda çıkardı. Çok güzel bir aşırtmaydı ama gol olmadı. Keçiören Gücü'nü tebrik ediyoruz ama ben Keçiören Gücü'nü yine söylüyorum. Ben playoff'a kalacağını zannetmiyorum. Yani bakalım bana da zor geliyor Keçiören Gücü'de Menemen Spor'da. Yani bu iki takım da elindeki imkanlara göre sonuna kadar zorlamaya çalışıyorlar. Kesinlikle. Ama bakalım ne yapacak. Aynen. Ben de merak ediyorum. Ayrıca Abdülkadir Kuzey de biliyorsun eski takımına karşı gol attı. Altay'da oynamıştı. Sevinmedi. Onu da belirtelim. Aynen öyle. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Haftanın maçını Bursa Spor kazandı. Bursa Spor Adana Demir Spor mücadelesinde çok gergin, çok sinir harbi bir maç oldu. Oyuncuların, ya 22 futbolcunun 22'sinin hani 18-19'u bayağı gerginlerdi. Evet. Özel Urmacı kırmızı kart gördü ama çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. Ben onu söyleyeyim tam konuyu açmışken. Gereksiz sinirini kurbanı oldu Özer durduk yere. Gereksiz bir kırmızı kart gördü belki ama pozisyonda haklıydı. Ya foul yok o. Ya topa dokundu oyuncu. Hakemin gözünün önünde görmüyor. Yanlış karar şimdi veriyor. Şimdi şey yok var. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maç tamam. Çok stresli bir maç. Stresli olduğu için de zaten oyuncu kendini göstermek istiyor. Haklı bir pozisyonda sen yanlış bir karar veriyorsun ki gözünün önünde. Ya oyuncunun sinirlenmesinde ben burada aslında haklı buluyorum. Tamam Özer çok dengesiz hareketler oluyor ayrı. Ama Özer Hurmacı'nın bu pozisyonda sinirlenmesine ben gerçekten hak veriyorum. Ama orada şöyle bir durum var. Şimdi tamam hakem faulü verdi. Bursa Spor 2-0 önde. Faul zaten kaleye 60-70 metre olsun, uzakta. Olsun. Özer'in orada bir sakin kalması lazım. Çünkü Adana Demir Spor maç 11-11 oynanırken hiçbir şey yapmadı. 11'e 10 oynanmaya başladı. Ya o ayrı zaten. Etkinlik gösterdi. Uğur Tütüneker'in de ben hata yaptığını düşünüyorum. Direkt evet. Devre arasında bence çift forvete dönmeliydi. 15 dakika geç kaldı. Selezniyov'un Adil'in ayağına durduk yere bastığı bir pozisyon var. Var olsa net kırmızı bence. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle kırmızı kart. Adana Demir Spor'da özellikle Volkan Şen ortalığı çok germeye çalıştı. Zaten golün asistini de yaptı. Bursa Spor tribünlerinde ona geçmişten kalan bir hesaptan dolayı bayağı tepkileri vardı. Evet. Erkan Zengin de ortalığı çalıştı ama Kerem Can Akgüz'le karşılıklı oynuyorlardı. Kerem Can orada tufaya düşmedi. Aynen çok sakin kaldı. Aynen sakin kaldı gayet. Bursa'da da Serdar Özkan çok gergindi. Onu oyundan çıkardı İbrahim Üzülmez. Selezniyov zaten klasik.
her maç rakiplerle didişiyor. Evet. Traore bayağı sakin kaldı. Traore ikinci bayağı agresifti. Traore de ikinci golünü attı Bursaspor'a geldiğinden beri. Golü de güzeldi ki zaten aslında gol onun değildi. Burak Altıparmak'tı. Orada vurduğu top Burak'a çarptı. Burak'a çarptı, gol oldu. Traore de iyi oynadı. Zaten çok iyi bir transfer olduğunu söylemiştik. Bir de Bursaspor bu galibiyetle ikincilik yolunda çok büyük bir adım attı. Evet. Yani ilk iki için, çünkü Adana Demirspor'dan hem uzaklaştılar. Haftaya Erzurum'un da önüne geçti şu an maç fazlasıyla. Maç fazlasıyla. Bir de hafta Erzurum'la oynayacaklar. O maç çok çok kritik bir hale aldı. Aynen, Erzurumspor zaten ikinin en büyük adayı Bursaspor'la beraber. Adana Demirspor biraz geri kaldı puan olarak. Bursaspor kazanarak bence iyi bir hamle yapmış oldu. Bursaspor zaten şu an şuna yanıyor. Eskişehir maçını biz nasıl kaybettik? Aynen öyle. Ya oradan galibiyet ayrılsaydı şu an Hatayspor'la aynı puanda olacaktı. Önüne çıkacaktı. Önüne çıkacaktı hatta. Biz Bursaspor'u tebrik ediyoruz. Şunun da bilgisini verelim. Bu haftaki maç oynanacak, yani Erzurumspor maçına özel bir program da yapacağız. Çünkü haftanın maçı. Haftanın maçı. Yılın maçı demiyoruz, haftanın maçı. Bu tarz maçlar olduğu zaman özel program yapıyoruz. Bunu zaten Beyaz Grup'ta da bu hafta yapmıştık. Manisa Futbol Kulübü Samsunspor maçında. Bu maçta da yapacağız. Bir diğer mücadeleye geçelim istersen. Fatih Karagümrük kendi evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu maçtan playoff yarışı maçıydı. Evet. İki takımın da ilk iki şansları zor gözüküyor. Ama ilk altının önemli adayları ikisi de. Lamdel'in gördüğü kırmızı karttan sonra Karagümrük rahatladı doğal olarak. 11-10. Net bir şekilde kırmızı kart doğru karardı. Çok doğru bir, aynen. Ayağı kırılabilirdi evet, oyuncunun. Gerçekten çok sertti. Zeki Yıldırım ikinci yarıya çıkamadı. Orada bir sıkıntı olabilir. Çok, yani direkt şurasına bastı. Biliyorsun ayak pozisyonunda hani ayağına bassa belki anlarsın da direkt dizine vurunca Zeki Yıldırım büyük bir etkilenme oldu. Allah'tan ayağında bir sıkıntı olmadı. İnşallah yoktur çünkü ikinci yarıya çıkamadı. Maçta güzel bir olay oldu. Sahaya bir köpek girdi. Zeki Yıldırım da onu kucağıyla dışarıya çıkarttı. Evet, ilginç bir enstantane oldu. Hatta sosyal medyada falan paylaşıldı o video. İşte sadece Türkiye'de görebileceğiniz görüntüler diye başlık vardı. Peki Sabon'un performansını ben çok beğendim bu maçta, gayet iyi. Zaten söylüyoruz. Yorgo'ya geldiğinden beri her maçta gol ya asist katkısı. Her golde penaltıdan geliyor ama. Asistleriyle evet, ön plana çıkıyor. Sobiyeh biraz tutuklu ama maç ritmi konusunda bir sıkıntısı var. Öyle zaten. Bir de senin bir önerin var ki ben buna katılıyorum Karagümrük'le alakalı. Çift forvet. İçerideki maçlarda özellikle Vefa lanetini kırma adına. Sanki Emegar'ı Sobiyeh ikilisi mantıklı olacak. Ya ben içeride de dışarıda da yapması gerektiğini düşünüyorum. Emegar oyuna girdikten sonra biliyorsun ne kadar hızlıydı. Evet, hareketlilik kattı. Bir de Ramazan bu maçta yoktu Karagümrük'te. Evet. En önemli isimlerinden biri ama Ramazan'ın yokluğunda değerli bir galibiyet aldılar. Peki bundan sonrası için iki takımın yol haritasını nasıl görüyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Karagümrük'ün hani playoff şansını bu ilk devreye girdiğimiz zamandan itibaren söylemiştim. Az diye, hatta yok demiştim. Evet. Ama Sobiyeş takviyesi iyi oldu. Orkoyara da çok iyi oldu. Orkoyara da iyi oldu. Bir de Ömer Erdoğan'a hata yapmazsa kadro kalite şeyinde. Elinde zaten iyi bir kadro var Karagümrük'ün. İlk 11'de hata yapmazsa Karagümrük'ün şansı olduğunu söylemiştim. Karagümrük biliyorsun çok kritik galibiyet aldı deplasmanda. Şu an takım aklıma gelmedi. Bir de iç sahada Hatay'a yenilmedi. Hatay'a yenilmedi. O maçla beraber dedim ki Karagümrük'te bir çıkış olabilir demiştim. Menemen'e yenmişti. Evet. O maçlar Karagümrük için çıkış maçı olabilir demiştim. Bu maçta zaten biz galibiyet bekliyorduk Karagümrük'ten. Ben özellikle zaten Sobiyeç hamlesini çok doğru bulmuştum. Sobiyeç eğer Emegare ile yan yana oynarsa iç sahada Karagümrük genelde her maçını kazanır. Çünkü Emegare hem hareketli katıyor. Sobiyeç de arkası dönük maçlarda, yani arkası dönük pozisyonlarda topu iyi saklayıp servis iyi servis yapıyor. O yüzden biz Karagümrük'ün şansını da şu anda yüksek görüyorum. Ben bu iki takımın da playoff'a kalacaklarını düşünüyorum. Şimdi şöyle, Karagümrük'ünde Giresun'unda. İkisine bir şey söyleyemem çünkü çok fazla aday var. Şu an baktığın zaman şimdi biz Bursaspor'la mesela Hatay'ı veya işte Erzurumspor'un üçünden ikisinin 2-2'de yer alacağını düşünüyoruz. Ya ben Erzurum, Hatay, Adana Demir, Bursa bu dörtlüden üçünün de Süper Lig'e çıkacağını. Aynen. Şimdi ondan sonra ikinci yapayım. Yani diğer sıraya baktığımız zaman Altay var, Akhisar var. O yüzden bir şey söyleyemiyorum ama ben Karagümrük'ün şansını Giresun'dan daha fazla görüyorum. Bence bu iki takımın şöyle de bir avantajları var. Tribün destekleri iç sahada iyi. O yüzden iç saha maçlarında bayağı şanslı. Şimdi şöyle, deplasman maçları kaderlerini belirler bence. Şimdi şöyle, Giresun aslında fazla değil. Çünkü tribünlerde olmuyor. Ama şehir biraz daha iyi. Ligin ilk yarısına göre daha iyi. Evet, ligin ilk yarısına göre iyi ama istikrar yok. O yüzden ben fazla bir şey söyleyemiyorum. Bir de kadro kalitesi biraz daha alt seviyede kalıyor. Son olarak da Balıkesirspor İstanbulspor maçını konuşacağız. İstanbulspor 5-0 kazandı ama maçın hakemi Yiğit Arslan maçın içine etti, öncelikle onu söyleyeyim. Evet, özellikle ikinci golde bunu bahsedeyim. Elle aldı topu. Elle aldı. Oyuncu. Pozisyonda el vardı, vermedi, gol oldu. Muhammed pozisyonu penaltı değil. Vukovic orada tepki gösterdi, topu atlamadı bile. Şimdi Balıkesir Spor zor durumda biliyorsun. Belediye kulübe hiç destek vermiyor.
Balıkesir taraftar da maalesef stadı bir türlü doldurmuyor. Bunu takım iyi giderken bile sürekli söylüyordum ben burada. Balıkesir'e gelen hakemler de çok rahat hareket ediyorlar benim gördüğüm kadarıyla yani. Ben öyle söyleyeyim. Takımı rahat doğuruyorlar. Hani mesela bunu bir Bursa'da, Erzurum'da yapamaz hakemler. Adana tribün baskısından dolayı. Falan. Stat boş. Balıkesir Spor 5 liraya falan bilet satıyor. Yine stat dolmuyor. Belediye zaten kulübü köstek oluyor maalesef gözüken o. Öyle olunca da gelen hakemler, Türkiye'de biliyorsun hakemlerimiz böyle. İç sahadaki o tribün baskısına göre karar alıyorlar. Gözüken o yani. Dün Bursa Adana Demir maçında mesela Selezniyov'un pozisyonu boş stadı olan bir takımın sahasında olsa orada direkt cart diye kırmızıyı verebilir. Belki de gördü vermedi. Aynen öyle. O yüzden hani ben bunu söylüyorum. Maalesef şu an sahipsiz bir Balıkesir Spor var gözüken o. Taraftarın tepkisini ben o yüzden çok haksız buluyorum. Hani Balıkesir taraftarının. Siz zaten takıma destek vermiyorsunuz. Maalesef vermiyor. Çoğu vermiyorlar. Hani vermedikleri için de ben hani taraftar açısından da böyle şey bakıyorum biraz. Yani niye vermiyorlar? Şimdi tamam takım 5-0 kaybetti belki. 1-0'dan sonraki pozisyonda evet el vardı doğru. Belki devreye 1-0 gitseydi maç farklı olabilirdi ama siz de destek vermiyorsunuz. Yani taraftarlara destek vermesi lazım. Nasıl Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe taraftarı stada gitmiyor. Yönetime kızıp maçı Aykut Kocaman'a da 11-12'inde tamamlıyordu. Şampiyonluğu kaçırdı. İşte burada da bu durum böyle. Siz gelmediğiniz sürece takımın da arkada bir desteği olmayacak. Ki Balıkesir Spor'un şu yetiştiği kadroya göre şu ana kadar topladığı puan çok iyi. 28 puan topladı. Sezon başında bir dünya yatırım yapan Karagümrük gibi, Giresunspor Erzurum gibi takımlarla. Erzurum ayrı tutuyorum. Erzurum 40 puan civarı. Yok, ilk devre için konuşuyorum. İlk devre Balıkesir, Erzurum biliyorsun hep kafa kafaya gitti. Ya o açıdan. Öyle de. Hani şu an için diyorum. Karagümrük'le Giresunspor'la neredeyse aynı puana sahip bu takım. Zaten playoff şansı vardı. Biliyorsun var hala. Aynen. Ne kadar fazla para harcayan takımlarla şu an aynı seviyede. Bu takımdan birçok oyuncu gitti bir de para alamıyorum diye. Bence Balıkesir Spor şehrinin bu takıma sahip çıkması lazım. Sonuçta Balıkesir Spor ne kadar iyi olursa oradaki esnaf da bundan faydalanır. O şehir de bundan yararlanır. İstanbul Spor'da zaten klasik futbolunu oynadı. Papadiouf'la İssah kontralarda çok etkili. İkisinde bir golü bir asisti var. Aynen. Hani zaten bu İstanbul Spor'un klasik oyunu. İstanbul Spor bu ligde her en pozitif futbolu oynayan takım. Aynen. Bazen sonucunu alıyor, bazen alamıyor. Ama İstanbul Spor'un zaten çok yüksek hedefleri yok. Hani baktığında oyuncu yetiştirme merkezi gibi şu an Altınordu'dan sonra. Yurt dışına bile oyuncu verdi. Zeki Çelik'i yolladı. Aynen. Doğan Aksu ile ilgilenen yabancı kulüpler var. İstanbulspor'un amacı farklı zaten. Ligde kalsam yeter modunda ama güzel futbol oynamaya çalışıyorlar evet. Ve bunu başarıyorlar. Senin son olarak ekleyeceğin bir şey var mı? Tebrik ediyoruz tabii İstanbulspor'u. İstanbulspor önemli bir galibiyet aldı. Çünkü eğer onlar kaybetseydi sıkıntıya girebilirdi. Evet biz geçen hafta bunu söylemiştik. Bütün taraftarlara da çok teşekkür ediyoruz. Videomuza ilgi gösteriyorlar. Sürekli yorum yazıyorlar. Sağ olsunlar çok teşekkür ederiz. Takımlarla ilgili bir bilgi olduğu zaman o bilgiyi de bize veriyorlar sürekli. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kazanan bütün takımlara da tebrik ediyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Hafta içinde zaten yeni haftanın maçlarını konuşacağız. O zamana kadar görüşmek üzere sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olarak bize destek olmanız. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.